24 Ocak Cuma akşamından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından pek çok medya ekibi, pek çok gazeteci, televizyoncu, yayıncı oraya gitti ve orada olup bitenleri sizlere aktardı. Ama bir deneyimli muhabir gözü aslında herkesin o anda göremediğini ama tecrübeleriyle gerçekte ne olduğunu anlatmak üzere oradaydı ve o muhabirin adı da Serdar Akinan, KRT ekibinden. Serdar Akinan şu anda stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk zaten. Şimdi dün akşam da KRT haberlerine konuk oldun ve anlattın. Şimdi başkalarının anlatamadığı, başkalarının bir yerlerden böyle tüyo almadan anlatmaya cesaret edemediği bilgiler var sende. Dün akşam dikkat çeken iki şey vardı senin anlatımlarında. Bir, oraya giden yardım ekipleri arasındaki koordinasyonsuzluk. Kamu kurumlarının ya da merkezi hükümete bağlı kurumların büyük kentlerden, İstanbul, Ankara, İzmir'den, belediyelerden gönderilen yardım ekiplerini çok fazla olayın içine dahil etmeme çabası. Ama en önemlisi de az önce Faik Öztrak'ın da dikkat çektiği üzere Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın oraya geldiği sırada yaşananlar. Hı hı. En önemlisi de o galiba. Hı hı. Yani orada sanki bir belli bir senaryo yazılmış ve o oynatılmak isteniyor gibi görüntüler. Şimdi istersen önce Sayın Erdoğan'ın olay yerine geliş anlarını bir daha bir ekrana getirip tamam. izleyelim. Bunların üzerinde konuşacağız şimdi. Sen de orada canlı yayında olduğun dakikalarda. Burası ne mahallesi? Mustafa Paşa Mahallesi. KRT ekibi Serdar Akinan'ın tam anlatımları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte havaalanı. Şimdi istiyorsan başından atmaya başlayayım. Evet. Biz oraya, daha doğrusu ben Nevzat Bingöl'le beraber ulaştığımda saat işte 12-12.30 civarları biz ilk önce canlı yayın arabasını nereye kuracağımız konusunda bir mutabakata vardık ve Sürsürü Mahallesi'nde yerine tercihimiz Mustafa Paşa Mahallesi oldu. Bir konum olarak da oldukça iki enkazın olduğu yere de hakim bir nokta. Yani şu sağ tarafta gördüğünüz açı aslında bir telekom kutusunun büyükçe 1,5 metre yüksekliğinde bir kutunun üzerine çıkardık kamerayı. Ben çıktım, kameraman arkadaşım çıktı. Bu sol tarafımız bizim soldaki enkaz ve sağdaki enkaz. Bu olayın yaşandığı yer sağdaki enkaz aslında. Ben aşağı yukarı 6-7 saat boyunca hem canlı yayında hem de canlı yayın dışında o bölgeyi bütün detaylarıyla gözlemleme fırsatı buldum. Dolayısıyla benim ilk o anda dikkatimi çeken ve sonrasında üçe ayırmak gerekiyor aslında. Bir, koordinasyonsuzluk. Yani oradaki ekiplerin koordinasyonsuzluğu ile ilgili benim gözlemim. İki, Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle beraber oradaki ziyaret sırasında öncesinde ve sırasında ve sonrasında olan sürece dair gözlemlerim, bizzat bu gözlerimle gördüklerim. Üçüncüsü de sonrasında benim itfaiye ekipleriyle İstanbul'a döndükten sonra akşamında ve sabahında yaptığım telefon görüşmeleri. Bunların hepsi bir bütünsellik içinde bir fotoğraf arz etti. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Burada önemli olan şey de şu. Burada dün itfaiye erlerinin Ankara'dan, İstanbul'dan, Mersin'den, Adana'dan giden itfaiye erlerinin ve grup amirlerinin bana telefonda anlattıkları, hatta bazıları isimlerini vermeye de hazır. Gece geldiklerinde yani Elazığ'a ulaştıklarında sabaha kadar, hava aydınlanıncaya kadar birçok enkazda zaten herhangi bir izin almadan direkt giriyorlar ve kurtarma işlemlerine başlıyorlar. Burası çok önemli. Sonrasında bütün bu operasyon AFAD koordinasyonunda olduğu için belli noktalarda aralarında bir takım sürtüşmeler oluyor. Onlar da şu boyutta, dün akşam anlattım ama bir kez daha anlatmakta fayda var. Orada mesela diyelim ki bir canlı vatandaş var enkaz altında. Bu giden ekipler 99'dan beri enkaza giren çıkan farklı deprem bölgelerinde enkaz tecrübesi olan ekipler, tecrübeli itfaiyeciler bunlar. Dolayısıyla hangi beton kalınlığına, hangi tip hiltiyle, kaç dakikada müdahale edeceği konusunda az çok bir fikri var. Karşısındaki orkestrasyonu yapan tim amirinin aynı donanımda, aynı beceride olmadığını görünce diyorlar ki ya içeride canlı var, bize birkaç dakika müsaade edin. Biz buradaki betonu belli bir oranda açalım ve yaralıyı çıkartalım. Hayır, siz çekilin, biz gireceğiz. Biz şeklinde bir şey olunca orada bir gerginlik oluyor ve bu birkaç nokta münferit, altını çiziyorum, münferit vakalar bunlar. Ama bu bile onlarda büyük rahatsızlık yaratmış aslında ve demotivasyon yaratmış. Bu anlattığın şeyden şöyle bir endişeye kapılıyor insan. Allah'tan hani bereket ki
çok az ya sorunlu zaten nokta tam var. Da Zafer abi çok daha yaygın bir alanda söylemeye olsa söylemeye çalıştığım şey o. Yani dün akşam ısrarla söylemeye çalıştığım şey yani o. Mesela Marmara depremi gibi çok Allah geniş korusun, bir bölgede ya olsa. Ya bir örnek vereyim. İşte İstanbul'da 24.500 binanın yıkılması bekleniyor. Öyle bir rakam AFAD açıkladı. Burada yıkılan bu depreme göre yıkılan bina sayısı gerçekten çok az. İnanılmaz derecede az bir tablo. Yani çok ucuz atlatılmış bir depremden bahsediyoruz. Erzurumlu, Elazığ'da yıkıldı. Elazığ'da 31, Malatya'da 26 bina. Şimdi ama başka bir şey söyleyeceğim. Gelen ekip sayısı çok fazla. Çünkü ilk başta 6.8'i görünce Türkiye'nin her yerinden ekipler bulabildikleri her türlü vasıtayla oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Buraya kadar bir sorun yok. Mesele orada bunu söylemeye çalışıyorum. Daha önceki depremlerde yaşadığımız problemlerden yola çıkarak bir ders çıkarmamız ve AFAD'ın madem bunun orkestrasyonunu, koordinasyonunu yapıyor, bunun planlamasını bütün detaylarıyla hazırlıklı olarak yapıyor olması gerekiyor. Benim gözlemlediğim şuydu. Ekiplerin nerede duracağı, kimin nereye müdahale edeceği, hangi binada, kaçıncı katta, kimin olduğu gibi bilgilerin birinci elden toplanmadığı ve bunun düzenli şekilde bu bilginin paylaşılmadığıydı. Bunu ben söylemiyorum. Evet. Bunu ben gözlemliyorum. Aslında dün akşam çok güzel bir deneyim anlatmıştım. 99 depreminde. Aynen, 99. Yabancı ekipler bile geldiğinde hava limanında ya da işte indikleri şöyle noktada. Yalova'da futbol evet. sahasına geldiler ve ilk yaptıkları şeyi söylüyorum. Haritayı aldılar. Haritanın üzerine bir kartezyen grid hazırladılar. Yani A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 diye bir çizim yaptılar. Bölge paylaşımı. Aynen yaptılar. Adam geliyor diyor ki benim diyor evim şu sokakta. Diyelim ki Sürsürü Mahallesi'nde bilmem ne sokakta şu binada. Yıkıldı, yakınlarım evin içinde. Adam gidiyor onu oradaki harita üzerinden eli kendi işaretliyor. Neresi? A4. A4'e dönüyor burada. Kim elimizde ekip var? Bizim elimizde Adana'dan gelen ekip var. Adana ekibi kaç kişi? 30 kişi. Diyor ki bu binaya size atıyorum. Elinizde köpek mi var? Kurtarma aracı mı var? CRP cihazı mı var? Yani yaşama dönüştürme şeyleri. Neyse detayları. Yani sağlık personeliyle beraber oraya onu ekliyor. Ona bir telsiz kodu veriyor. Ve bunun orkestrasyonunu yaparken büyük resmin önünde yani koordinasyon merkezi ister seyyar ister sabit bunu görebiliyor. Ben bunu 99'da görmüşüm. Oradan kendimce bir ders çıkarmışım bir gazeteci olarak. Buraya gittiğimde böyle bir koordinasyon görmedim. Şimdi bu benim gözlemim ama daha önemlisi acaba dedim ben mi yanılıyorum? Olabilir ben sadece gözlemliyorum çünkü. Yani Cumhurbaşkanı'na ilgili olan o kısma ayrıca geleceğim. Ya herhalde bir yanılıyor olabilirim ama tesadüfen. Ulaşabildiğim Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul belediyelerinden gelen itfaiye ekiplerinin bu bahsettiğim isimleri bende, şeyleri bende ulaştığımda telefonlarına... Olayın aktörlerine doğrulattım. Doğrulattım. Adam diyor ki evet Serdar Bey aynen dediğiniz gibi biz burada muhatap bulamadık, bir koordinasyonsuzluk oldu, ciddi bir problem vardı. Allah'tan az bina yıkıldı, Allah'tan bu koordinasyonsuzluk büyük resme yansıyacak kadar yani daha fazla can kaybı ve vesaire yansıyacak şekilde... ne diyelim ortaya çıkmadı. İyi ki çıkmadı. Ama çünkü saniyelerin bile önemli olduğu evet, bir ortamdan söz ediyoruz. Buradan yapılması gereken şey şu. Bence önemlisi. Yani toplantılarda görüyorsun işte bak Süleyman Soylu'nun yanından çıkarken diğer bakan ya böyle olmaz biraz daha dikkatli bir şey yapalım gibi bir laf ediyor. İçeride bunu gözlemleyebiliyorsun. Bir gazeteci olarak bunu da söylüyorsun. Vay sen de efendim niye böyle ya söylemezsen sen bir gazeteci bu işi yapmazsa bizim görevimiz bu. Yani iktidarla sen bunu uyarı görevini getirmezsen, ya sahadayım, sen bunun bilgisini tam olarak kendi aranda paylaşmıyor olabilirsin. Ama kamuoyunda bu konuşuluyorsa toparladık, yapman gereken şey şapkanı önüne koyup, ya biz bir hata yaptık mı? Acaba koordinasyonla ilgili buradan çıkarmamız gereken dersler var mı? Evet. Yani bugün yaptıkları gibi bütün ekibi toplayıp, hadi topluca bir dua edelim, çok iyi iş yaptık, alkışlayalım edelim. Bence tam tersi, oturup biz nerede hata yaptık? Bir hatamız var mı? Birbirlerine açık açık konuşmaları, notlar almalı, notları çıkartıp buradan bir ders çıkarmalı evet. gerekir diye düşünüyorum. Şimdi birinci sorun bu. Bir koordinasyonsuzluk sorunu ve bunun odağında da aslında merkezi hükümete bağlı birimlerin öncelik bizde olacak. Başka kimseyi karıştırmayız şeklinde bir halet kuruyor. Ya bu doğru. Birinin olması gerekiyor. Bu yönetim, yani bu yönetişim aslında. Bence evet sahada birinin bunu yönetiyor olması çok önemli. Kim olduğu önemli değil. Devlet yapılanması gereği orada AFAD'ı bunun başına koymuşsa bunda bir sorun yok. Öyle de olması gerekir. Evet. Ben diyorum ki onun orada oluyor olması bütün bu bilimleri tek elden bilgilendirip onlara görev verip hesap sorup tabii. bir şekilde denetliyor olması. Dışlaması değil. Dışlamak yani. Değil. Kol kola tabii. girip giriyor olması gerekiyor. Şimdi bakalım öteki görüntülere. Şimdi bu görüntüler yaralılar çıkarılıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geldiği sırada. Şu mesele onu anlatayım. Şimdi saat bizim bulunduğumuz nokta yani canlı yayın ekibini kamerayı kurduğumuz nokta otobüs durağının hemen yanındaydık.
Bana göre şu anda bulunduğum yere göre sağ taraftaki enkaz, yani şu vinçlerin olduğu, iki vincin yan binayı tuttuğu yerdeki binanın adını unuttum. Ayken Apartmanı. Ayken Apartmanı. Orada içinde kimlerin kaldığını falan anlattım. Evet. Burada orada, donduralım görüntüyü. Bir dakika. Donduralım. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Heh. Ayken Apartmanı. Şu beyefendi AFAD'daki daire başkanı Sayın Abdülkadir Tezcan. Evet, ona, Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde ona nezaret eden. Onun dışında AFAD başkanı da oradaydı. Evet. Orada gözükmüyor şu an. Boyu biraz kısa olduğu için evet. O tam gözükmüyor. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Saat 13-14 gibi bizim önümüzde, yani o güvenli bölgenin içinde farklı farklı yerlerde gelen ekipler bekliyor. Ulusal müdahale ekibi, yani sağlık alanında müdahale etkisi olan UMKE ekipleri önümüzde evet. duruyor. En az 10-15 tane kızlı erkekli bir grup var, kadınlı erkekli bir grup var. Hemen altımızda. Onun görüntülerini de gösterelim. Öbür tarafta AKUT duruyor. Öbür tarafta bilmem ne itfaiyesi duruyor. Herkes farklı şekillerde bekliyor. Saat 16 civarı. Saat o 16, Erdoğan'ı 16, beklerken görüntüleri de... Aynen. 16.30 civarı. Ben şimdi 1,5 metre mesafedeyim ve telsiz konuşmalarını dinleyebiliyorum. Evet, şu görüntüler... Bunu sonra anlatacağım. Heh. Buna hemen şimdi girmeyelim. Tamam. Bu, bir önceki de dönelim. Bu görüntü çok önemli bu arada. Yani bu neyi anlattığımı anlatan görüntü bu aslında. Evet. Ben deminki ya anlatmaya çalışayım. Evet. Ne oldu? O ekiplere telsizle talimat gelip sedyeleri hazırladılar. Ceset torbalarını hazırladılar ve içeriden bu arada sürekli farklı belediyelerde çalışan. Mesela Nevzat Bingöl'ün akrabası Bingöl'den gelmiş. Onun arkadaşı içerideki enkaza girebiliyor, konuşabiliyor, bilgi getiriyor bize. Ben içerideki bilgileri nasıl alıyorum? Bir gazeteci nasıl alır? Oradaki insanlarla konuşarak alırsın. Bilgi geliyor. Diyorlar ki içeride şu kadar insan bulundu. İki tane ex var, üç tane ex var binada. İki tanesi hala yaşıyor. Bu bilgiler geliyor zaten biliyorsun. Ama çıkartılıp çıkartılmadığı konusunda enkazın içindeki insan biliyorsun. O detay haiz değilsin. Bunlara hazırlanın talimatından 2-3 saat sonra bölgeye Sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dolayısıyla o süre zarfında atıyorum şu olabilir. Enkazın içinde ayağı sıkışmıştır da o hastayı oradan yaralıyı çıkartamıyordur. Bekliyordur. Bu da olabilir diyorum. Altını çizerek söylüyorum. Fakat ne olduysa onu gözümle gördüm. Önümüzden geldi Cumhurbaşkanı heyetle beraber. 40-50 kişi belki biraz daha da kalabalık. Diğer enkazın olduğu yere gitti. Orada insanlarla konuştu. Başsağlığı diledi. Teskin etti. Neyse. Orada ufak bir basın açıklaması yaptı. Ben bu arada bulunduğum yer itibariyle hakim pozisyondayım. Hem o tarafı görüyorum hem bu tarafı görüyorum. Buradaki hazırlıkta bir battaniye istendi ve ön taraf bloke edildi. Gözümle gördüm. Şu vinçin hemen arkasındaki yerde. Şu mavi polarlı olan arkadaş var. Onun sağ tarafının evet. içeride mağara ağzı gibi bir yer var. Yaralı kadın da oradan çıkartıldı. Evet. Daha sonra Cumhurbaşkanı yavaş yavaş gelince o AFAD'çı arkadaşların öne doğru koştuğunu gördüm. Bu arada dün ortaya çıktı. O bölgede sendika org'tan bir fotoğrafçı arkadaş var. O da diğer açıdan bütün bunları fotoroman gibi çekmiş. Yani gelirken orada anons ediliyor. Adam orada AFAD'daki o arkadaş bak aynen şu fotoğrafı getirin diyor. Yani evet. Çıkartın diyor. Şimdi o görüntüye gelelim. Şimdi evet. O deminki görüntüye asıl. Evet, o görüntüye gelelim. Kırmızı üniformalı bu görüntü de dün akşam ben bu yayını yaptıktan sonra geldi. Evet. O görüntüde ne var? Bak şimdi. Bu görüntü değil arkadaşlar, diğer görüntü. Az önce girip çıktığımız görüntü var ya bir koridor oluşturuyorlar. Bakın şimdi şu görüntü. Bu cep evet. telefonu görüntüsü. Bu arkamızdaki enkaz, kadın getiriliyor, koridoru açmışlar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı bekletiyorlar. Bakın İbrahim Kalın'da. Şimdi buradan resimden kim geçecek? Enkazın olduğu yerden kim geliyor? Bekliyor bakın. Talimat verildi. Diyorlar ki getireceğiz yaralıyı bekleyin. Çıkarttılar bu arada. Diğer görüntüyü göremiyoruz. Diğer görüntü başka bir kameradan var. Sedye gelmeye başlıyor ağır ağır. Önden Süleyman Soylu geçiyor. Yanına geliyor. AFAD'daki o daire başkanı, getirin talimatını veren. Abdülkadir Bey. Abdülkadir Bey geliyor. Bak. Çıkarttılar şeyi, sedyeyi. Yavaş yavaş buraya doğru geliyor. Yani orada planlanmış, bilgisi verilmiş bir resim olduğu gayet ortada. Ha, bu o anda hazır olmuştur, olmamıştır. Onu bilemem. Ama benim gördüğüm, tam da gördüğüm buydu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, yani buna gerek var mı, yok mu bunu sorgulamak lazım. Neye gerek var? Yani şu olayın planlanmasına... Bu olayın böyle bir ya şunu anlayabiliyorum. Kameralar önünde planlanmasına gerek var mı? Yani şunun için demek, şunu demek istiyorum. Bak AFAD başkanı geçiyor buraya. Bak, AFAD başkanı Süleyman Soylu hepsi oraya çıkıyor. Hazırlıkları yapıyorlar ve yavaş yavaş indiriyorlar. Şimdi yaralıyı. Ben şunu sorguluyorum. Geliyor şu anda bu görüntüyü sevdiğim. Görünce Serdar Akinan. Bu kadar görevli. Acaba şu sırada o binanın başka katlarında, yandaki başka binalarda bir şey yapıyor olması gerekirken acaba buraya bu tören için mi dizildiler? Bu beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum. Açıkçası hakikaten diyorum. Olabilir. Elden ele taşıyorlar. Yani
eldeyle taşıdıkları için bu bir yani bana bir gösteri fotoğrafı vermiyor. Bu arada bakın altını çizerek söylüyorum. Buna eminim bu arada eminim. Emin olduğum bir tek şey varsa o da Cumhurbaşkanı'nın orada ben geliyorum orada yaralıyı bekletin ben ne yapın dediği değil. Ama oradaki adamların bütün bu büyük resmi ve gözlemleri birleştirince böylesi bir işgüzarlık yapmış olma ihtimali var diyorum ben. Bunu şimdi görüyorum. Bakın orada bir bayan görevli var. Bir kadın görevli var. Diyor ki acil müdahale lazım. Acil müdahale gerekiyor. Çabuk olun açın yolu diyor. Yani bir yaralının da bunca kalabalığın içinden geçeceğine daha rahat bir ortamdan hemen ambulansa ulaştırılması gereği var ortada. Aynen. Yani şu olmayabilirdi. Aynen. Bu görüntü bu arada ilk kez yayınlanıyor. Bu görüntü her şeyi anlatıyor aslında. Yani orada tesadüfen gelmiş geçiyor, bekletiyorlar. Önünde gösteriyorlar. Kadın da oradan sağlıkçı bağırıyor. Diyor ki yolu açın, acil müdahale etmeniz gerekiyor. Evet. Bakın o serumu tutan kişi galiba o yolu açın diye. Bakın o kalabalığın orada olmaması lazım. Korumalar, bürokratlar, bakanlar. Belki oradan geçişinde 2 saniye bile daha önemli. Yani anlatmak istediğin şey evet. O herhalde. Yani evet. Bu olmayabilir. Ha tamam yani her şey olmuş bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Bir dinleyelim burada ne konuşuyorlar. Görüntünün başına geldik. Burada üçüncü önemli olan şey de şu. Evet. Onu dün de uzun uzun anlatmaya çalıştım. Asıl oradaki uzman yani... Biraz bir dinleyelim istersen tabii. Serdar. Evet bu görüntüler ilk kez geliyor sevgili seyirciler ekranlarınıza. Serdar Akina'nın dün akşamki anlatımlarını doğrulayan yani olayın gerçek yüzünü bir kez daha kare kare saniye saniye anlatan görüntüler. Bir dinleyelim orada neler olduğunu.
Evet, Serdar Akinay. Şimdi demin biz bu görüntüleri ve sesleri izlerken bir şey söylediydin. Şu iş makinesinin hemen arkasında senin durduğun yer. Biz arkasındayız. Dolayısıyla ben mesela şunu da söylemeye çalışıyorum. Bu bahsettiğim o Bahren hanımefendi var ya, yolu açın diye. O gelip ekiplere, benim yanımda duran o sağlık ekibine 3 tane 3 ayrı sedye bekliyordu. Ceset torbaları bu arada çoktan geldi. Orada şu 2 tane nokta vardı binanın üzerinde. 2 noktadan girmişlerdi. Bu kadını bu sol taraftan çıkardılar. Sağ üstteki yerde bir ceset var, cenaze vardı. Onu çöp şeye koydular, ceset torbasına koydular. Cumhurbaşkanı onu beklerken orada ben görüyorum ceset torbasının içinde cenaze duruyor. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı buradan ayrıldı, 5 dakika sonra ben aşağı indim, kamerayı bıraktım. Aşağı indim, sivil olduğum için anlamadılar, direkt yanına kadar gittim. Gidince şunu gördüm, sedyeyi çıkardılar. O sağ, bak şu sağ üstteki olan yerde şu arkadaşların ayaklarının altında ceset duruyor. Onu çöp şeyle, cenaze torbasıyla aldılar ve sedyeye koydular. 5 dakika sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün hadise şu sevgili seyirciler, Serdar Akinan'ın da anlatmak istediği ve birilerini gereksiz tepki gösterdiği şey, bizim de burada izah etmeye çalıştığımız şey şu. Şu olaya, şu sahneye belki de hiç gerek yok. Bir yetkili, Cumhurbaşkanı ya da başka düzeyde bir yetkili bu çalışmalar olup bittikten sonra gelebilir ve bilgi alabilir, ama şu çalışmalar yapılırken, yani bir yaralı indirilirken oksijen tüpü, serum, sedye, öyle bir çalışma esnasında ve orada da Serdar'ın anlattığı gibi bir ceset torbası vesaire beklerken bunlara gerek olmayabilir. Çünkü orada bir itiş, kakış, kameralara gözükme telaşı da olabilir bazı insanları. Kurtarma yardım görevlilerini kastetmiyorum. Bürokratları, ilgisiz kişileri kastediyorum. O telaş içinde saniyelerin bile gerekli olduğu bir ortamda şuna gerek olmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyor Serdar Akinan. Yani bu işin belki de kameraların önünde tam da Cumhurbaşkanı geldiği sırada o yaralının oradan çıkartılmasının hazırlanmış bir şey olabileceği ihtimalini. Kimseyi direkt suçlamıyoruz, evet böyle bir şey olmuştur demiyoruz, ama böyle bir ihtimal dahi varsa bu yanlış bir şeydir. Bu olmamalıdır, bu yaşanmamalıydı. Evet. Yanlış mı değerlendiriyorum söylemek istedikleri? Şimdi Serdar Akinan dün akşam bunları burada anlattı. Bu akşam da anlattıklarını doğrulayan ve pekiştiren bu görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Ama tabii Serdar Akinan'ın anlatımları, yani başkalarının anlatamadığı şeylere dikkat çekmesi, deneyimli bir muhabir gözüyle ve cesur bir muhabir gözüyle bunları anlatması tabii tepki çekti. Ve Elazığ Valiliğinden bir suç duyurusu gelmiş. Şimdi o suç duyurusunu da duyurmuş olalım sizlere. Diyor ki Elazığ Valiliği'nin basın açıklaması, enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Burada tabii böyle insanlık dışı filan gibi tabirlere hiç gerek yok. Bir valiliğin açıklamasında kullanılamayacak tabirler bunlar. Serdar Akinan gazetecilik yapmıştır. Orada deneyimli bir muhabir olarak gözlemlerini aktarmıştır. Ve bu tür manzaraların, yani belki de insan hayatına mal olabilecek manzaraların tekrarlanmaması için uyarıcı görevini yapmıştır. Bu akşam da bunu sürdürmüştür. Hiçbir başka bir kaygı ya da başka bir endişe duymadan. Ve tabii havuz medyası dediğimiz yandaş yalaka medyada bu vesileyle sanki devlete bir hakaret varmış gibi, sanki devlete bir taarruz varmış gibi bir takım yayınlarla arkadaşımız Serdar Akinan'ın suçlama çağrısı ya da işte çabası içine girdiler. İşte Twitter'da, ya bunların hiçbir önemi yok benim açımdan. Önemli olan şey şu, evet yani bunca 30 yıla geçmiş, 30 yıla dayanıyor neredeyse mesleki deneyimim. Bunu gördüğüm vakit bunu paylaşmak benim hem mesleki hem insani görevim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim orada gördüğüm, İstanbul depremi gibi büyük bir depremi bekliyor bu ülke. Ve gerçekten büyük bir faciayla karşı karşıyayız. Benim gözlemlediğim, eğer biz bu haldeysek buna hazır değiliz. Vakit var mı? Hala saatlerin önemi var. Saniyelerin önemi var. Hala şapkamızı önümüze alıp deyip, yani şunu söyleyebilir bu insanlar. Ya evet, yani burada bir hatamız olabilir. Acaba nasıl düzeltiriz? Nasıl koordinasyon sağlarız? Nasıl daha el birliğiyle yaklaşırız? Yani bunu nasıl sustururuz? Nasıl örteriz de olmuyor bu iş. Olmayacağını, ben susarım, yarın başkası konuşur. Benim burada bunu söylüyor olmamın veya
bir takım şeyleri dile getiriyor olmamın rahatsız edici olduğunu farkındayım. Ya da bugün hiç söylememiş olman açımda. Bir şeyi değiştirmiyor. Yarın ortaya çıksa benim hata hatadır yani. Aynen, ben bunca yıldır bu adamlardan bu yüzden çekiyorum. Gerçekleri söylemeye çalıştığım için. Hoşlarına gitmiyor, gitmesin. Ben kamu yararını olduğumu düşündüğüm şey neyse onu söylemekle mükellefim. Benim vicdani, ahlaki sorumluluğum bu. Gözlemim bu. Ben bunları gördüm. Burada da kamuoyuna aktarıyorum. Ve diyorum ki hazır değilsiniz. Gördüğüm o. Bir koordinasyonsuzluk var. Böyle hani hep aynı örneği veriyorum. FETÖ zamanında da biz FETÖ geliyor darbe yapacak diye bağırıp çağırıyorduk ekranlarda. Hatırlarsanız bakanlar bile diyordu ki ama secdeye namaz şey yapıyor. Alnı secdeye değiyor. Onlar kargalar bile güler diyor. Kargalar bile güler diyordunuz. Bugün ne de ne diyor? Ben de Elazığ bugün, valisi bana, insanlık dışı yalan haber diyor. Ya vız gelip tırıs gider. Yani bana bunları söylüyor olması. Hiçbir önemi yok. Ya o, bunu söyleyen vali bu arada algım kamuoyunda algımız çok iyi deyip de şeye, Süleyman Soylu'ya elip bunu söyleyen insan. Yani bunların bir önemi yok. Ama ciddiyetle işini yapan insanlar gerçekten biraz kulak kabartıp ben bugün AK Partili olduğunu söylediğim, yani eğer madem partizanlık konuşuyorlar, benim bu konuştuğum itfaiyecilerin çoğu İstanbul Belediyesi'nde AK Parti zamanında işe alınmış, namazında niyazında çocuklar ve diyorlar ki hazır değiller. Yani AFAD'çıların ne kadar tecrübesiz olduğunu gördük. Hepsi mi? Hepsi değil. Ama bir takım işgüzarlar var ve bunlar çok rahatsız etmiş bunları. Diyorlar ki bunca yıldır arazideyiz. İlk defa böyle bir fotoğrafla karşılaştık. Eğer diyorlar buysa vay halimize. Yani biz bu insanlarla bu büyük depremi karşılayacaksak böyle olmaz. Adamlar bunu bu arada ilk defa, normalde bu insanlar konuşacak adamlar değiller. Herkes bilir. Yani kol kılır yen içinde kalır. Dönüp bunu bu şiddetle, bunu bir heyecanla, bunu bir sıkıntıyla ifade ediyorsa ciddi bir problem var demektir. Bu bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Bir sürü insanla telefonda konuştum. Bir de zaten Serdar Akinen, senin de dün akşam ve bugün de dikkat çektiğin üzere bu tür tartışmalarda kimin ne söylediği, kimin haklı olduğu da önemli değil. Değil tabii canım. Ortada bir huzursuzluk, bir itiş kakış, bir plan eksik, planlama eksikliği, bir koordinasyonsuzluk varsa önemli olan o. Çünkü burada hayat kurtarmaktan tabii, söz ediyor. Adam diyor ki normalde gidersin diyor, yıkılan binaların envanteri hemen o koordinasyon ekibinde olur veya kim amiri kimse belediyeden anında bize imar daireden planı gelir binanın. Önümüze koyarız, binaya bakarız. Ha, yatak odası buradaymış. Kadayıf gibi çöktüğü için bütün yatak odaları nerede onu biliyorsun. Oradan delip giriyorsun. Saat kaçta olmuş? Gece 12'den sonra olmuş deprem. Demek ki insanların çoğu yatak odasında veya koridorda. Anlatabiliyor muyum? Gitme salonda aramazsın. İlk önce belki buraya dalarsın. Bu planlar gelmedi diyor. Böyle bir koordinasyonsuzluk oldu diyor. Adama soruyorsun, diyorsun ki arkadaş dün aradık, önceki günde aradık, AFAD'ı arıyorsun, Erzurum, Elazığ valini arıyorsun, emniyet müdürünü arıyorsun. Diyorsun ki ya bana bilgi ver. Kaç tane bina nerede yıkıldı, ne yaptınız, bir envanter çalışması, ne oldu? Yok, yok şu an çok meşgul, size bilgi veremeyiz. Kime bilgi vereceksin sen? Nasıl sağlayacağız bu bilgi akışını? Hep vurguladığımız bir şey, hani yayının başından beri hep ısrarla söylüyorum. Çok şükür esas olarak iki mahalleyi vuran yani. Tabii. Büyük yıkımın iki mahalleden çok aslında kolonları kesilmiş, binaları yıktı aslında. Yani birkaç binayı vuran bir testten, bir sınavdan tabii söz ediyoruz. Allah muhafaza İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olduğu zaman yapılan hesaplara göre İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyona yakın konut var. Bunların 50 binini yıkılacağı hesap tabii ediliyor. Bunu işte çarp kat sayısıyla ya bilmem. Bir enkazda 10 kişi giriyor. 3 vardiya çalışsa 30 kişi yapar. 30 kişi bir enkaza giriyorsa 24 bin, 25 bin eğer yıkılacak olan bina varsa senin aşağı yukarı 1,5 milyon, 1,2 milyon ya 900 binle 1,2 milyon arası arama kurtarma personeline ihtiyacın var. Evet. Böyle bir personel yok Türkiye'de. Burada birkaç yüz ya da birkaç bin tabii görevli canım, personel, koordinasyon sıkıntısından yani senin şu anda yapıyor olman gereken şey süratli bir şekilde kamu binaları, okullar, ilkokullar, envanter çıkartıp bunların hangileri ağır hasarlı, bunları nasıl düzeltebiliriz ona bakman gerekiyor. Burada gördük. Yani bina sağlam olduktan sonra pek bir problem olmuyor. Deprem yönetmenine göre bundan sonra yapılmış, yani 2000 sonrası yapılmış binaların durumlarını es geçelim, geriye gidelim. 24.500 binanın yıkılacağını ben değil AFAD açıklıyor. Dolayısıyla hazırlıklı olmak ve belki bunları bir yandan biz burada tartışırken stüdyoda birilerinin de bir takım toplantı salonlarında, bir takım böyle alanlarda oturup kağıtları, kalemleri alıp yer yer, bölge bölge, mevki mevki, belki kişi kişi planlamaları gerekiyor. Ama bunları da bizim buradan gözlemci evet olarak, yani işte gazetecilik görevini yaparak hatırlatmamız gerekiyor. Serdar Akinen, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür anlatımların için, oradaki çalışmaların içinde, yani kamuoyu adına sana teşekkür ediyoruz. Çünkü bunları birilerinin oradan o fotoğrafı çekip bizlere yansıtması gerekiyordu. Sağ ol yayınımıza katıldığın için. Evet, Elazığ ve